Herkese merhaba. Elektrosoftware kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber timer birimini incelemeye başlayacağız. Bu videoda ise timer nedir? Timer yapısı nasıldır? Timer türleri nelerdir? Timer modları nelerdir? Bu tarz soruların üzerinde duracağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak timer nedir? Bununla başlayalım. Timer, bekleme zamanı oluşturmak için kullanılan temel çeviri birimlerinden bir tanesidir. Biz timer birimini dijital olayları saymak, zamanı ölçmek ve PWM sinyali üretmek gibi işlevlerde kullanabiliriz. Grafik üzerinden timer'ı inceleyecek olursak, timer aslında bizim bir frekansa bağladığımız sayıcımız oluyor. Yani burada mesela sadece sayıcı kavramını açıklayacak olursak, atıyorum herhangi bir olay oluştuğunda teker teker sayıcının artması. Yani biz işte atıyorum bir tane sensör üzerinden kaç kişi geçmiş bunu ölçüyoruz. Her bir kişi geçtiğinde o counter'ımız bir artıyor. Bu tarz bir counter'ı biz frekansa bağladığımız zaman buna timer diyoruz. Timer'da da her bir frekans aralıklarında counter'ımız birer birer artıyor. Ve biz bu sayede işte kaç tane olay olmuş veya burada söylediğim gibi zamanı ölçme gibi durumlarda timer'ı kullanıyoruz. Burada timer'ın nasıl kullanıldığını biraz daha açıklayacak olursak dijital olayları saymak dedik. Burada counter özelliğiyle bunu yapıyoruz. Zamanı ölçmek konusunda da atıyorum yine belli frekanslarda işaret geliyor. Biz atıyorum şurada bir sensörümüzden gelen veriyle kesme oluşturursak aynı zamanda o sensörümüz bir de burada kesme oluşturursa, biz sensörün iki tane kesme oluşturduğu zaman aralığını bulabiliriz burada frekansı bildiğimiz için. Bu sayede de zamanı ölçmüş oluruz. Aynı zamanda PWM sinyali de üretebiliyoruz. Bunu biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz. Timer bu şekilde kullanabiliyoruz. Timer biriminin yapısını basit olarak inceleyecek olursak, tabii bir clock hattımız var. Bu clock hattındaki frekans timer'a direkt olarak gelmiyor. Burada bizim bir preskaler değerimiz var. Bu preskalerde bir frekans bölünüyor ve bölünen frekans timer'a geliyor. Burada gördüğünüz gibi 80 MHz bir clock frekansı varmış. Preskaler değeri 80 olduğu için timer'ımızın frekansı 1 MHz olarak ölçülmüş. Ve 1 MHz frekansını kullanarak işlemler yapacak timer. Timer türlerini inceleyecek olursak burada biraz daha anlaşılır olacak timer birimi. İlk olarak basic timer ile başlayalım. Burada gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim clock kaynağımız var. Clock kaynağından gelen sinyaller preskaler değerinde bölünüyor. Bunu da biraz önce bahsetmiştim. Yani preskaler clock sinyalinin kaç ile bölüneceğini belirliyordu. Burada bir bölünüyor. Daha sonrasında burada bir counter'ımız var. İlk başta anlattığım bu sayma işlemini biz burada yapıyoruz. Yani timer belli bir yere kadar sayma işlemi gerçekleştiriliyor. Yani biz bunu kendimiz ayarlayabiliyoruz. Veya işte 16 bit timer kullanıyorsak atıyorum. 16 bit 65.535'e kadar sayma işlemi gerçekleştiriyor. Bu da counter register'ında tutuluyor bu değerler. Ama tekrar söylemek gerekirse biz bu timer'ın kaça kadar sayacağını biz kendimiz ayarlayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Auto reload register'la yapacağız. Timer biriminin kaça kadar sayacağını belirliyor. Yani atıyorum biz burada 100'e kadar saymasını isteyebiliriz. 65.535 yerine. Yani tekrar örnek vermek gerekirse biz burada counter'ımızın kaça kadar sayacağını auto reload register'la yapıyoruz. Bunu herhangi bir değerde kullanabiliriz. Tabii 16 bitse 65.535'e kadar 100, 200, 300, 1000 bu tarz sayıları kullanabiliyoruz. Ve bu sayede de timer'ımızın aslında frekansını da ayarlayabiliyoruz. Bunu bir sonraki slide'da göstereceğim. Counter'a da ne dedik? Timer biriminin o anki sayım değerini belirtiyor. Biz burada yine farklı timer birimlerini kullanarak counter değerini biz belli durumlarda
karşılaştıracağız veya o anki counter değerini alıp saklayacağız. Bu tarz işlemler yapacağız. Basitçe basic timer'ın yapısı bu şekilde. Şimdi timer'ın frekansını hesaplamaya gelecek olursak, ilk önce bir clock kaynağımızın frekansı var. Bunu PSK'lar değerine bölüyoruz. Burada PSC artı 1 demesinin sebebi biz PSC register'ını kullanacağız bu işlemi yaparken. PSC'ye de atıyorum biz biraz önce 80 MHz'i 80'e bölmüştük. 80'e bölecek olursak PSC'mize biz 79 değerini atacağız register'ına. Bu sayede preskaler değeri 80 olacak. Aynı zamanda bir de ARR'miz var. Bu da auto reload register'dı. Burada da bölme olarak bu denkleme geliyor. Çünkü biz biraz önce söylediğim işte bu sayma işlemi burada oluyor. Yani ilk önce bir clock kaynağının frekansını bir PSC ile bölüyoruz. Daha sonrasında bir de ARR'ye sayma işlemi olduğu için bunu da denklemde bölme olarak alıyoruz. Yine burada da ARR artı bir olayı var. Biz register'larda bu ARR'yi yine PSC gibi eksi birlisini yazacağız. Bir örnek vermek gerekirse atıyorum timer'ımızın 2 saniyede periyodun 2 saniye olmasını istiyoruz. Periyodu 2 saniye diyelim. Frekansımız ne olacaktır? 1 bölü 2 hertz olacaktır. Yani tabii biz milisaniyelerde çalışıyoruz bu tarz sistemlerde ama sadece anlaşılır olması için bunu vereceğim. 0,5 eşittir dersek, burada clock kaynağımızın frekansı da 16 MHz olsun. MHz'i de hertz'e çevirdiğimiz zaman bu şekilde çıkıyor. İşte burada biz ayarlamaları yapabiliyoruz. Atıyorum bizim bir preskaler değerimiz 32.000 olursa, 32.000 olduğunda bizim ARR değerimizde burada hesaplamaları yaptığımız zaman şunlar gidiyor. Burası da 1 bölü 2 olduğu için şunlar da gidiyor. 1000 kalıyor. Yani bizim timer birimimiz 1000'e kadar sayacak ve her 1000 değerinde tekrar sıfıra dönüp 1000'e kadar sayma işlemi gerçekleştirecek. Eğer timer'ın frekansı 0.5 Hz ise. Burada tekrar söylemek gerekirse register'lara yazacak olursak değerleri burada biz 32.000 yerine 31.999 ve 999 değerlerini girmemiz gerekecek. Şimdi general purpose timer yapısını inceleyelim. Bu kısım zaten bildiğiniz gibi basic timer'da da aynıydı. Burada ek olarak timer bir giriş bir de çıkış kanalı ekleniyor. Burada gördüğünüz gibi bir girişimiz var. Yine preskaler değerimiz burada da var ve general purpose'da da çeşitli modlar var. Burada da gördüğünüz gibi capture, compare register'ları kullanılmış ve output var ve çıkışı alıyoruz timer'dan. İlk olarak capture modu inceleyelim. Capture modda olaylar arasındaki zamanı ölçmek için kullanıyoruz. Sinyal geldiği anda zamanlayıcının değerini biz başka bir register'a kaydediyoruz. Bu sayede olay anının zamanı kaydedilmiş oluyor. Yani burada aslında ilk anlattığım durum var Capture Mode'da. Oraya dönecek olursak burada gördüğünüz gibi oturum bunu yani çok basitçe 2 olarak saydık şu ikinci sinyalde. Tekrar bir kesme geldi. Bunu da kaç olarak? 4 olarak saydık. Arada bir 2 birimlik fark var ve biz bu sayede frekansını da biliyoruz. Aynı zamanda ölçebiliriz. Yani 2 olay arasında ne kadar süre geçtiğini timer'larla ölçebiliriz Capture Mode'u kullanarak. Aynı zamanda compare mod var. Bu modda da belirli periyotta sinyalleri üretmek için kullanıyoruz. Register'a bir değer atıyoruz ve bu değer timer değeriyle sürekli karşılaştırılıyor. Bunu da açıklayacak olursak, atıyorum bir değer girdik. Biraz önceki örnekte verdiğimiz gibi LED'imizin atıyorum 2 saniye aralıklarla yanmasını istiyoruz. Biz burada bir ARR değeri atıyoruz ve bunu sürekli olarak karşılaştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede timer'ın 2 saniye aralıklarla LED'i yakmasını sağlamış oluyoruz. Bunların haricinde genel olarak kullanacağımız bir PWM modumuz var. Bu PWM modunu incelemeden öncelik olarak PWM nedir bunu bir hatırlayalım. PWM üretilecek olan darbelerin genişliklerini kontrol ederek çıkışta üretilmek istenen analog elektriksel değerin veya sinyalin elde edilmesi tekniğidir. Yani bu grafiği inceleyecek olursak burada görüyorsunuz bir tane dijital bir sinyal var. Periyodunu şu şekilde ifade edecek olursak hemen hemen yarı yarıya bir yani yarısında 1 olmuş, yarısında 0 olmuş.
Daha sonrasında bu sinyal daha fazla bir seviyesinde kalmış, sıfıra daha az düşmüş. Burada da bir işlem gerçekleştirilmiş. Biz PWM metoduyla bu ayrık işaretleri analog sinyale dönüştürüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir seviyesinin daha çok kaldığı için işaret artmış. Daha sonrasında da işte atıyorum buralarda mesela bir seviyesi azalıp sıfır seviyesinde daha sıklıkla kalmış sinyal. Burada da azalmaya başlamış analog sinyalimiz. Biz PWM tekniğini aynı zamanda dijital metotlarla çıkış geriliminin ortalama değerini değiştirmek için kullanıyoruz. Bunu da daha detaylı bir şekilde anlatacak olursak, burada ilk olarak doluluk oranı kavramı karşımıza çıkıyor, duty cycle. Burada atıyorum duty cycle'a %10 demiş veya ilk olarak %50'den başlayalım. Burada bir periyodumuzu şu şekilde ifade edebiliriz. Duty cycle'ımız %50 olduğunda bu periyodun yarısı kadar sürede lojik bir sinyali gelmiş, kalanında sıfır gelmiş. Bu sayede doluluk oranımız %50 olarak hesaplanmış. %10 olduğunda da işte daha az bir lojik birde kalmış işaret, daha sıklıkla sıfırda kalmış. %90 dediğimizde de periyodun %10'luk kısmı sıfırda kalmış, %90'lık kısmı da bir lojik bir seviyesinde kalmış. Bu sayede biz doluluk oranını değiştirmiş olduk. Bu bize nasıl bir fayda sağlıyor? Bunu bahsedecek olursak, burada da söylemiştik. Çıkış geriliminin ortalama değerini biz değiştiriyoruz. Yani burada yaptığımız şey aslında atıyorum 5 volt bir motordan örnek verecek olursak motorumuzun biz hızını ayarlamamız gerekiyor. Motorun hızını ayarlarken de gerilim seviyelerini değiştirmemiz gerekecek. Bu gerilim seviyelerinde de atıyorum biz motoru full kapasite çalıştırmak istediğimizde duty cycle'ı %100 yapacağız. Çünkü lojik birde kalmasını istiyoruz ve motorun hızını da gerilimle değiştirebildiğimiz için duty cycle'la yüksek oranda tutarak motorumuzu hızlı çalıştırmak isteyeceğiz. Atıyorum daha o hızın yarısı bir hızda çalıştırmak istediğimizde de %50'ye alacağız. Yani 1 ve 0 oranlarını değiştireceğiz sinyalin. %50'ye aldığımızda motorumuzun hızı yarı hızda dönecek. %10'a aldığımızda çok daha düşük hızda dönecek. %90'a çektiğimizde de tabii ki de daha hızlı dönecek. Biz bu sayede bu PWM modunu kullanarak ortalama çıkış değerimizi değiştiriyoruz ve bu sayede yine motordan örnek vermek gerekirse atıyorum hızı kontrol edebiliyoruz. Bunu da okuyacak olursak timer'lar özel bir şekilde ayarlanarak PWM için gerekli zaman olayının oluşturulması sağlanır PWM moduyla beraber. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda timer birimini inceledik. Timer nedir? Timer türlerini inceledik. Basic timer, general purpose timer, PWM modunu açıkladık. Bundan sonraki videolarda da timer ile alakalı çeşitli örnekler ve register'larını inceleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.